Şimdi diyor ki niye biz onları yemek zorundayız? Niye bu yapı değişmiyor? Baba değişmiyor. Değiştirebilen buyursun Değiştiremiyor. Değiştiremiyoruz değil mi? Ben değiştiremedim, sen değiştiremedin, başkanın değiştiremedi, oyuncu değiş değişmiyor mu? O zaman sen kendini değiştireceksin. Güçlü olduğunda kazandığın bir maçta da hataları söylemeye gidiyorsan daha güçlüsün Tabii. zaten. Tabii. Yani bu sefer elin güçlü. Sağda yani güçlüsün. Sadece kaybettiğin için değil, kazandığında da bu adam bunu yapıyor. Hakem yapıyordu. şey diyemeyecek çünkü. Onlar da bir şey oynamadık kardeşim diyemeyecek. Hiçbir şey diyemeyecek. Ha ikinci yarı ne oldu? İkinci yarı ne oldu? Ya ben ba bana ne soruyorsun abi? Ben yardımcısı de... değilim kardeşim. Ben yardımcısı sportif tek de yani. İşin içinde değilim. Ben senin gibi dışarıda taraftarım. Senin ne seyrediyorsan sen aynı şeyi seyrediyorsun. Bir algı yapan tayfa var. O algı yapan tayfa bence tamam Fenerbahçe'yi zarar veriyor %100. Algı, algı. Öyle değil, öyle değil. Şey... Nereden <laughs> biliyorsun baba sen? Adama sormadın ki hiç, abi. Ne <laughs> dedin yani? Nereden biliyorsun? Adamla gittin konuştun mu? Akrabası mısın? Cesus'un. Cesus'un <laughs> adama elin Portekizlisi dokunu dokumadığını biliyorsun. Gurme Spor'a hoş geldiniz. Mutlu günler diliyoruz. Kadıköy Boğası. Ne oluyor lan? Buongiorno. Tabii buongiorno. <laughs> <Tabii. gülüyor> akşamlar değil. Buongiorno. <laughs> gözler yani. her şeyi anlatıyor abi. Gözler yalan söylemez diye bir cümle Söylemez var mı? mi? Gözler kalbin yanı sızır derler. Ha. bence gözler de yalan söyler. <laughs> Herkes yalan Kalp söyler. söyler, ayna da söyler. Söyledin mi söylersin. Ya bu aralar sıkıntılar var ya. Şey... Şimdi şey diyeceğim hani sevinçten ağlıyorum sabah kadar kimse inanmayacak. Seviniyoruz tabii mutluyuz. Fenerbahçe iyi gidiyor. Ee, böyle görmek de tabii ki şey hani ya. Gerçekten bence hak ediyor Fenerbahçe taraftarı. O, o yüzden çok mutluyum. Bunu gerçekten tüm şeyimle söylüyorum hani. Yani senesi önemli değil, şampiyon olmuş ne demiş ama zor, zor günler geçirmişsin cami olarak anladın mı yani? Sadece bir sene de değil yani, on işte üç Bir hikaye var yani. orada anladın o, 2011'den mı? 2011'den beri çok hakikaten travmatik olaylar yaşıyor. Var yani travması var, daha öncesindeki travmalar var. Kaçan şampiyonluklar var. Var var yani hep böyle son dakika, işte yaşanan olaylar var, şu var. Tarihinde renkli yani Fenerbahçe'nin anladın mı? <laughs> Bence ee, Fenerbahçe tarihinden e, yani özellikle 2000 sonrasından ee, 8 bölüm dizi çıkar. Acayip şeyler çıkar. 8 bölüm Netflix'e iş yapılır Abi yani. şeyler çıkar. İşte bu da bazen bizi uyutmuyor sabahlar kadar. Benim ufaklık bayağı yaramazlık yapıyor Berkay abisi. O yüzden evet, evet. evet, evet. Neyse. bana da acil çağrı geldi. Almanya <laughs> <laughs> şey ülkesinden. Kırmızı alarmla. Kırmızı alarmla <laughs> benim gitmem lazım ya. Yani işte, Kadıköy bu aslında da iyi takip edenler hatırlar buraya gelmiş bir şekildeken geldi, geldi. buraya geldiğinde aynı çocuk değil. <laughs> o aynı Enes değil. O halinden eser kalmamış çocuğun almaya gitti paramparça parça ediyor ya bilmiyorum abi. 11 yaşında bilmiyorum abi erken ergenlik, ergenlik mi? Ya. bir şey ergenlik. mi ne olduğu belli yani değil. Ya işte ergenlerin kapı vurma dönemleri oluyor ya. Ama bu farklı bu artık kapıyı vurmuyor kamerayı kırmış eve giremedi diye kapıda kalmış tamam mı sinirleniyor bu. Ee, annesi de beni arada ağlıyor kadınca sonuçta şey yani. O Çok da Çok tabii kolay bir durum değil yani. Yok yani, yani yapamıyorum bu, bu diyor. tek başıma etmek. işte babasına ihtiyacı var, şu var. E ben de buradayım zaten zor benim de burada olmam. Çocuklar işte ayda yılda bir kere tabii. işte yaz yazın tatilde ol, olunca falan görebiliyorum. Tabii. yoğun tabii o tarafta tabii yani. Tabii tabii. Okulu da işte jimnastik seçildi almaya Hani en üst okula seçildi orada da ya öğretmen, Çok iyi devam etmesi lazım orada kalıcı olabilmek için. Ya şöyle mesela... Zor orası tamam zor, mı? Zor biliyorum. Oraya mesela teyzemin oğlu da geçti. Çok başarılı <laughs> olamadı o, o sektörde. Onda da, onda da böyle ailece böyle biz hepimiz böyle bir şey olduk. <laughs> bir oraya giriliyor da, da kalıcı sonra, olmak zor. Tabii zor zor. Orada gerçekten kalıcı olmak zor zaten. Kalınca yürüyüp gidiyorsun artık onu sonrası üniversite şu bu. Şimdi... Yani biraz dersleri... Zayıf diye yani yeni şey olduğu için... Hani... Orada kursa yazdırmış annesi hani. Kursa gidip orada derslerini, evdeki yapacağı derslerini hemen okulda da bitireceği, yardımcı olup, anlatarak. Böyle çok aslında işine gelecek, yani i̇şte onun abi. işine gelecek çok pratik bir şey aslında. 11 yaşında abi. İşte 2 haftalığına yazdırmış. işte iki haftanın sonunda annesi öğretmeni aramış. hani nasıl falan filan diye. Kim demiş? İşte de Enes. Ben de bir şey öyle bir çocuk tanımıyorum ki demiş. Hiç görmemiş şey öğretmen. Hani... Gülenim mi? Ağlayalım mı? Ya, yani, hakikaten yani. <laughs> yani anlamı, enteresan bir durum. Ben demiş şöyle bir çocuk hayatımda görmedim demiş. Nasıl bir konuş bu? Enes nereye yazılmış Enes? Buraya yok. geldiğinde bildiğim için al içine sok yani. O kadar sevimli tatlı. <laughs> hani... Ya yani şöyle. Ama bu şey biliyorsun biz her zaman bu konuda doğru doğruyuz. Dürüstüz. Mecbur yani yapacak bir şey yok. Böyle gelmişiz böyle gideceğiz. Şimdi e <laughs> babam bazen diyor hani sen de böyle birazcık daha ılımlı mı olsan falan. Baba dedim hani biz hiç böyle dimdik yetiştirmişsin <laughs> yani. Böyle yetiştirmedin. Hiç, hiç, eğilip bükülmedik. Şimdilik bazen ediyorsun ki 40'tan sonra eğilip <laughs> işte, bükül. Torun, o, o, torun. Hani olmuyor. Ondan sana şey, en, Enes de yani benim çocukluğumu hatırlatıyor mu hatırlatıyor. Öyle yani bir şey Senin arkadaşlarından yani. da dinledim. Aynı <laughs> sen gibi bir yorum oldu bunu anlatırken. Yani şöyle ben nasıl <laughs> ama benim bir de şöyle bir dezavantajım vardı. Abi. Benim önümde Almanca ile ilgili oradaki problemi çözecek kimse yoktu. Yani İlk annem babam abi. zaten Türkiye'den gelmiş. E, Almanca konuşamıyor. Annem daha iyi biraz ama hani hiç bu okul şeyinde zayıf. Yani Tabii bu, o da hazır bir şey Ben ben böyle tek anda. hissettiğim için hep böyle kendimi tabii. yabancı hissettiğim için böyle şey vardı bende hani gitmeme. Tabii enes öyle değil şu o, o doğdu zaten. Orada da rahat. İşte ne bileyim böyle çekingenlik. Hepsi böyle karışık duygular yaşıyordum ben. Ve bu his çok iyi bir his değildi i̇yi, değil, tabii, değil mi? kötü bir his. Ama hani şey Öyle değil yani. Evet, onun durumu farklı ama. Sınıftan o da kızlarla dönüyor. geceye kadar konuşuyormuş. <laughs> Telefonunu almış elinden annesi. Falan filan inanmaz hikayeler öyle. Her, her gün başka bir şey. şey duyuyorsun. Ve her gün ağlayan bir kadın beni arıyor, tamam mı? Bu, bu da benim eski eşim sonuçta. Her gün ağlayan bir kadın arıyor abi. Düşünsene her gün. Ve oğlumla ilgili konuşuyor. Ve her gün başka bir hikaye var abi. <laughs> yani o toparlar ya. O daha şeydir. Toparlar, topar eminim ben. İnşallah topar topar toparlar yani çünkü şey yani onunla ilgili biraz tabii uykularımız kaçıyor yani öyle ya bir durum topa, topa Toparlayacak canım o şey Fenerbahçe, Fenerbahçe toparladı. Fenerbahçe'yi düşünce de sonra <laughs> bu sefer <laughs> o uy uyuyabiliyor mu? O, o da böyle kıvır kıvır yapıyor ama sonra böyle bir rahat uyku rahat uyutuyor. Uyku uyutturuyor. Fenerbahçe toparladı. Fenerbahçe e, zaten mükemmel bir gidişatı var. E, Logoresi de geçti. Şimdi ligde Pendik Spor karşılaşması var. İsmail Cun dedi dediği gibi yani o şeyi artık sayılar çok önemsiz hale gelmeye başladı. Fenerbahçe kazandıkça üstüne, üstüne koyuyor. Üstüne koyarak devam ediyor. Şey diyorum ya dün işte akşam eve gittim tekrar seyrettim maçı. Ya Avengers hani Fenerbahçe. Evet. Tabii değil mi? Hani direkt slogan o yani hani Fenerbahçe yenilmez, yenilmezler ya. Yani. Yok yenilmezler. Avengers mi oluyor? Ya işte Avengers o süper kahramanlar yani. Hepsinin süper kahraman bu, modu. yenilmez mi? Bir şey vardı. Eternals mıydı o da yani. bir şeydi. Eternals mı? Neyse Avengers güzelmiş. Yani hepsi bir karakter yani hani Tadiç başka Yok. bir karakter, Avengers'tan öbürü başka bir karakter, Hoca başka bir karakter. Evet. Yani hepsi böyle birer süper kahraman gibi geliyor mu? Geliyor, doğru söylüyorsun. Bir tane önümde bir şey geldi. Ee, dün gördüm. Bayağı da şey oldum yani güldüm böyle. Bu sene Fenerbahçe taraftarları diye bacak bacak üzerine atmış İşte televizyonda maç var. İşte kahvesini <laughs> içiyor. İnanılmaz ya. Gol atıyor Elifancam <laughs> falan. Reaksiyon yok abi. Çünkü hani zaten normal. Gerçekten o olmadı yani. Hani anladın mı? Ee, Fenerbahçe taraftarı bence yani o kadar stresli dönemler geçirdi, o kadar yani saç baş yolduk, kafada saçbaş da kalmadı olacak. <laughs> e bu senede hani böyle bir keyifli şöyle bu keyifli olma duygusu da bir, bir garip. Bunun ya olgusuz. evet şimdi şey de var. Ben geç geçmiş tivitlerde işte bazen hakikaten önüne çıkıyor evet. insanların, yani insanlar onu paylaşıyor tekrar. E i̇şte bu Nisan şampiyonluğunda. Yazmış mesela Fenerbahçe. Ya Fenerbahçe olmak da çok zor kardeşim. Her maçı kazanıyoruz diye yazmış. Evet. Onun üzerinden bak sene geçmiş. <laughs> o duyguyu ilk kez hissediyor şu anda Fenerbahçe tarafından. O duygular kaybolmuş. Evet. O duyguya tekrardan alışmak da zor. Zor işte. Mesela varmış. böyle şeyim ben. Acayip mutluyum. <laughs> böyle göğsüm de kabarık tabii ki. Yani rahatım böyle. Anladın mı? Hani sonuçta Fenerbahçe kazanıyor abi. Taş gibi de top oynuyor. Şey olarak kazanmıyor yani. Hani maç kazanmak için kazmıyor. Bilinçli kazanıyor abi. Şimdi bilinçli bir maç kazandı ni görmek uzun aradan sonra güzel geliyor mesela. Çok güzel geliyor. O duygu mesela çok tuhaf. İşte o taraftarın bütün böyle sallandığında kuruncu şey kuruncu yayış, yayın yayıncı kuruluş. Yayıncı kuruluş. Pardon. <laughs> ee, şimdi abi mesela onu hissedersin. Sağdaki o zıplamayı. Yayıncı o nasıl kuruluş da, Ben şimdi ben tribündeyken tribünde şey. izleyenler abi, ona, vardır. Tribünde statta izleyenler de bilir. O farklı bir şey. O o santra ile beraber işte omuz omuza 19-8 diye giden lay lay fenerbahçe şeyinde zemin türbü sallanır, türbü sallanır. yani o küçük çapta bir deprem Onu bu hissedersin. bu maçta bütün oyuncular hissetti ve daha fazlası da var yukarıya doğru fenerbahçe taraftan da o zaten biraz kayıptı çünkü ortada bir şey yoktu anladın mı şimdi işler iyi gitmeyince bu sadece şampiyonluk anlamında değil abi. Tabi iyi oyun. İyi oyun böyle i̇yi işte iyi oyuncu. Şu an fenerbahçe bana hep şöyle diyorlardı beni hep eleştiriyorlardı o konuda S sıkıntı yok. Hani orada tabii ki eleştiri açıyız. Her zaman da bunu tartışırız. Ben diyordum ki Fenerbahçe güçlü olmak zorunda. Yani Fenerbahçe hakemi yemek zorunda dediğim hakem için ekstra bir, bir şey oynamak zorunda anlamında söylemiyorum bunu. Ama yemek zorundasın. işte madem hakem seninle uğraşıyor. Şimdi diyor ki niye biz onları yemek zorundayız? Niye bu yapı değişmiyor? Baba değişmiyor. Değiştirebilen buyursun. Değiştiremiyor. Değiştiremiyoruz değil mi? Ben değiştiremedim. Sen değiştiremedin. başkanı değiştiremedi. Oyuncu değiştiremedi. Değişmiyor mu? O zaman sen kendini değiştireceksin. Sen öyle bir kalite koyacaksın ki ortaya. Bayan Münih gibi bam 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 al. Hani Almanya'da Bayan Münih evet. nasıl? Sen öyle bir ambargo koyarsan o zaman hakim alır düdüğü elinde çalar. Anladın mı? Maçtan sonra da devam çalar. <laughs> Bu sefer. Çünkü olmuyor. Evde gider <laughs> evde çalar. Anladın mı? Tuvalete gider işte <laughs> orada <kartı> evet, büyük <laughs> küçük fark etmiyor çalar. An düdüğü anladın mı? Hani bir küçük çalarsın <laughs> bir büyük çalarsın. Büyük çalarsın İstediği gibi çalabilir orada. Uzun çalarsın bazen. Fark evet. etmez uzun. O artık senin midene mideye kalmış nasıl çalacaksın? <laughs> kalmış. Uzun çalarsın, ince çalarsın, fark etmiyor. Şimdi şöyle. Çok doğru söyledin. Yani düzeni sen değiştiremiyorsan, değiştirebiliyorsan başım gözüm üstünde bu arada. Yazdılar. Şunu eyvallah, şunu da söyleyeyim. Ne yapacak Fenerbahçe 4-5 maçı atacak? atacak abi. Şunu söyleyeyim ama. Atıyor şimdi. Nasıl atıyor? Düzeni değiştirebilirse ha. eğer. Evet. Bu Hakikaten herkesin şikayetçi olduğu, tüm kulüplerin şikayetçi olduğu bu hakem camiasının yani düzen değişebilirse, herkese adil bir şekilde yönetim sağlanıyorsa, bunu Fenerbahçe sağlıyorsa helal olsun. Yüzde evet. yüz helal olsun. Evet. Ama eğer bunu e, yapı, yapı başarılamıyorsa bu artık bir şekilde, Fenerbahçe'nin kaliteli olması Ölmeye lazım geçemiyorsun, dedi. geçemiyorsun değil mi? Ve Fenerbahçe şu an kaliteli. Şimdi hakim konusunda şikayetçi misin? Şikayetçisin değil mi? Yani sonuçta Fenerbahçe taraftarı... Fenerbahçe camiası hakemlerden şikayet. Yani sonuçta sürekli her maçta bir şeyler oluyor. Kazanmasına rağmen oluyor. Veya konuşuluyor, evet. doğru mu? Kazanmasına rağmen de konuşuyor. Evet. Bu, şimdi bak bu çok enteresan. Evet. Bir de kazanmasına rağmen konuşuyor. Yani Mesela 4 atıyorsun. Demek ki fahiş hatalar var yani. Rize maçına 5 atıyorsun. 2-6 vermemiş, bir gol vermemiş yani. Düşün. Ama sen 5 atıyorsun. E hakem ne yapıyor bu sefer? Devam çalıyor düdüğü dışarıda. Bitti maç çünkü. 5 tane attın sen. 3 tane çalmış yanlış. Fark etmiyor, çalıyor. Ondan sonra da güçlü olduğunda kazandığın bir maçta da hataları söylemeye gidiyorsan daha güçlüsün tabii, zaten. Tabii. Yani bu sefer elinde güçlü. Sağda yani da güçlüsün. Sadece kaybettiğin için değil, kazandığında da bu adam bunu yapabilir. Hakem yapıyor şey diye. diyemeyecek çünkü. Onlarda bir şey oynamadı kardeşim diyemeyecek. Yani. Hiçbir şey diyemeyecek. Burada o yüzden dedim Fenerbahçe bak nasıl Fenerbahçe'de herkes 3 4 5 bekliyor. Tabii canım 3 olur 4 olur 5 olur Dün rakip birazcık daha iyi organize olmuş olabilir. İşte Crespo, Miyaza 2 iki gol atmasına rağmen hani yine tebrik edelim. E, Baccio atmasına rağmen. a bak öyle bir kadro ve öyle bir oyuna alıştırdı ki çok kısa bir süre içinde. Sevciyi çekti yukarı tabii. O kadar yukarı çekti ki mecbur böyle Crespo falan ekstra oynamaya. Tabii. Yani o kadar affedersin Orasını, burasını yırtmak zorunda tabii, ki Crespo. Öyle bir mücadele lazım. Yani İsmail'in koyduğu mücadelenin iki katını lazım. Çünkü zaten Yedeksin, ki, İsmail oynuyor zaten. Yedeksin ve yapmazsan asıl önemli şey söyleyeceğim, göze batıyorsun tabii, abi. Tabii. Öyle bir o şey oluştu. Tabii. Yani şimdi Fred'in bile her maç oynayan Fred'in bile çıkıp dünkü maçta işte sağ sola çılgınlar gibi evet. pres yapıp halen böyle bu, bu maçta hani normalde yedeklerini oynayabilirdi Antonioyabilirdi yani çok gayet. Rotasyonun olduğu evet. bir maçta ömürkü arkadaşların öbür takım arkadaşı, öbür takım parçalarının da artık e, İşi, bir şeyler yapabileceği değil tamam mı? Bir maçta da halen Fred'i konuş, konuşuyorsak o zaman övükülerde demek ki yaptığı şu anki işte bir arza var. Evet. Crespo koyamıyorlar iyi çalışamıyor demek ki. İşte sakatlıktan çıktı Miyazai 2 gol attı. İki gol atması hocanın dediği gibi de moral açısından çok önemli. Ama yani formaya çok uzak bence Miyazaki. Şimanski ile kıyaslayacaksak çok uzak. Abi yani. kimle kıyaslayacaksan <laughs> kıyas yani anladın mı? O orta sahada şu an onun oynadığı her maç taraftar bir şey olacak. Dün olduğu gibi. Niye? iki gol atmış geri oynuyor hala. Abi bak Fenerbahçe'nin sezon başından beri geri oynamadığını anlamamış demek ki. Ya abi yani belki fiziksel olarak orada bir eksiklik yaşıyor olabilir Miyazaki. Çünkü... Ee... Şimdi niyet tabii ki öne gitme niyeti Fenerbahçe'nin takımı olarak var. Evet. Ama hocanın da söylediği gibi o fiziksel kapasitesi kötü görünüyor şu anda diğer oyunculara göre. Evet. O işte bir adım, iki adım atmakta öne doğru daha zor geliyor olabilir şu an için oyuncuya. Şimdi bir kere iki gol atması çok değerli. Yani hem fizik olarak hazır değil, moral motivasyon olarak da iki gol jila çok iyi. Onda hiçbir sıkıntı yok. Ama oyun olarak da kendini geliştirmesi evet. lazım yani şimdi Miyaza istediğin oyuncu ee, Fenerbahçe taraftarı seviyor işte plaseleri şunları bunları birkaç şeyleri var ama benim için bu oyun şu an Fenerbahçe'nin oyun oyun şablonu çok uzak uzak tabii canım şu an çok uzak yani. uzak yani. şimdi geri oynayamazsın diye bir şey yok oynayabilirsin ama Fred de oynar şu yapar ama şimdi e, artık takımdaki seviye öyle bir noktaya geldi ki yani senin stoperin e, Ciko bile final pas atıyor her pası doğru derin oyun yani. bile 70 metre ters atıyor şimdi öyle bir oyun Kalitesi gelişti ki ki bence Fenerbahçe'nin yani o, olur bu yani böyle olması evet. lazım. Yani anlatmak istediğimiz senle tanıştığımız tabii, günden tabii, beri tabii. daha öncesinden sen de bir yerlerde ben de tabii. bir yerlerde hep anlatması yani ben e, tadıç anlattı işte yani baştan sona yani sosyal hayatımda yani taksidir şudur budur hani çok halkla iç içe bir insan olduğum için bunu ben yani 10 senedir anlatıyorum Tabii yani. anlattı abi son maçtan sonra. Benim benim anlattığım bu, aynısını, bu aynısını anlattı. Aynısını anlat. söyleyeyim. Fenerbahçe mükemmel futbol oynamak zorunda. konuşmadım böyle bir şey. Fenerbahçe rakibi korkutmak zorunda. Bizden simmeli rakip. Dujan Tadic büyük takım nasıl olur? Evet. Mentalitesi nasıl olur? Ay Ayak yıllarca neler sen, yapmış? Ağzına sağlık çok iyi Tadiş bir yerden yani. geldi. Aynısını <laughs> anlatmaya çalıştım. Nerede kardeşim sen de ne anlatıyorsun? Evet, tamam, Yeri işte gelince savunma da yapılıyor. Sen şey daha mı iyi bileceksin? Tabii tabii onlar vardı doğru. Ya bir de enteresan. Cesus'u mesela koruyan bir tayfa var. Tamam mı? İşte Jesus'un ilk yeri oyununu beğenmeyen zaten yok. Ya yani o ya insan zaten mi? kendini eder. Tabii ki canım. Tamam mı? Fenerbahçeli sevmiyordur yani. Yani o sevmiyordur. Yani çünkü o elindeki kadroyla o oyunun çıkmasını sağlayan adam sonuçta. Ha ikinci yarı ne oldu? İkinci yarı ne oldu? Ya ben ba bana ne soruyorsun abi? Ben sporcu değilim kardeşim. Ben yardımcısı, sportif tek töde yani. İşin içinde değilim. Ben senin gibi dışarıda taraftarım. Senin ne seyrediyorsan sen aynı şeyi seyrediyorsun. Hiçbir şekilde müdahale oluyorum. Ne bir yerden de bir şey biliyorum. Benim yani. televizyonumda bir kare daha fazla Ama değil yani. Ama sen bana sorduğunda bir kardeşim olarak abi bu sene çünkü sende de o şeyi görmüştüm. Bu sene e, Fenerbahçe şampiyon olur mu ve hani engel Var mı? Engel her zaman vardır abi. Doğru Hayatta şu anda her olabilir. Şey her şey olabilir. Her şey olabilir abi. Yani. Şu an burası normal. Yürümeye müsait. Bilemezsin, bir yerde ayağımız takıyor Her şey olabilir bu. O yüzden bu sene çok fazla şey yapmak istemiyorum. Nazar değmesin. Çok keyif aldım bir fena Ya yani Benim aslında hırs yapıp programlarda bazen yükseldiğim veya işte yaptım olay tamamen özeti bu yani. Bu oyun için. Bu oyun abi bu. Ben bunun için mücadele verdim yani. Bir şey içinde ben benim Fenerbahçe benim maaşımı vermiyor ve işte atıyorum birisi bana bir şey yapmıyor ben kendim futbolu çok seviyorum Fenerbahçe seviyorum bunu kimse engelleyemez ya, ya bunu canım. Fenerbahçe başkanı da engelleyemez. Ya. Tabii canım Ben ya. ben bu ben Fenerbahçe seviyorum. Benim sevgim sana göre farklıdır. Aynen, yoksa aynen. zaten herkes aynı kadına aşık olur abi. <laughs> güzelmiş. He, güzelmiş. Öyle değil mi abi. Güzelmiş. Yani sen farklı <laughs> seversin, ben farklı aynen severim. Herkesin sevme biçimi başkadır Böyle yani? diler. yoksa zaten herkes aynı şeyleri, aynı renkleri, aynı duvara, aynı şeye bakar. Her şey Her aynı... aynı yöne bakar. Aynı yöne bakar ha ben benim sevgim farklı. Ben ben söylüyorum benim sen için. Sen başka yaşarsın, ben batça. başka Siti yaşarım. Abi. Benim o başka film Bu cümleyi söylerken de İçtenlikle söylüyorum çünkü ben öyle görüyorum. O yüzden ben onu bazen siti gördüğüm için ağır eleştirebiliyorum. Evet. Anladın mı? Sunderland gibi oynayınca bazen. Mesela anladın mı? <laughs> Ama ödün mü de adam gibi öğrenim anladın mı? Onda da hiçbir sıkıntı yok. Çünkü hak ediyor ölme Ve ben şimdi yarım sene seninle program yaptık. Yani daha fazla yaptık da yarım sene seninle cesusu konuştuk baba Doğru. yani şeyler Şimdi ya. burada kimse kimseye de haksızlık etmesin yani. İşler yani gittin gittiğinde de, de bizde yok ya, yani şey algısı gayri, var. Gayri, gayri, şu, şu var yarın, şu var. Bu konuşmayı da bir şey yok. Bir şeyden şikayetçi değilim. Beni hiç kimseyi ilgilendirmiyor. Yani. Yok, Reşit yok, canım, hiç Beni etmez. sen ilgilendirirsin. <laughs> Buradaki kardeşlerimin ilgili. Ben ayrıca taraftarı ilgilen. Beni öyle yalandan falan başka taraftarı falan ilgilendirmez. Tabii canım. Ya, herkes zaten neyin yani nasıl olduğunu işte farkında. Bu işte prim kasılacak bir şey yok anladın mı? Yani. Ya yok abi durumlar çok anlık değişebiliyor. Dediğin gibi bazen engeller de görmediğin engeller de önüne çıkabiliyor. Ama Fenerbahçe için şu anda görünür yani bizim ufkumuzun yettiği şekilde, evet. gözümüzün gördüğü şekilde bir engel e, görünmüyor. Bizim baktığımız alandan en azından böyle. E, çünkü içeride tabii ben ne sana olur söyleyeyim ne biter bilmiyorum. Ben sana açık söyleyeyim. Yani madem açız açık olalım yani. Zaten açık olma zorundayız. Yani biz şunu yapma abi mesela Galatasaray Bayern Münih'i bence ilk yarı parçaladı abi. Gol oranda şunda bunda her şeyde bir sıfırı geri düşmüştü. Sen yani kendi evinde tamam mı? Kimse hikaye anlatmasın. O numara top oynadı. İkinci ara gücü yetmedi veya olmadı, bir şey olmadı, gol kaçtı. O, o, sektörde, o seviyede gol kaçırmayacaksın anladın mı? Yani kaçıracaksın ama bir tane kaçırırsın. ikinciyi İkinciyi kaçırırsan yakıyorlar. Yeniyor. Yani bayağı mülüş sonuçta evet. anladın mı? Yani gayet normal iki, iki kere, üç kere girip 3 gol atması. Tabii canım, evet. normal. daha fazla da atabilir. Ama şey yapacaksın. Beşiktaş, Rakit değil yani. Beşiktaş. Yani Burak Yılmaz yani gerçekten böyle hem futbolculuğunda örnek alınacak. Benim de çok böyle değer verdiğim. E, hocalığında da ondan çok fazla bir şeyler bekleyen bir insanım. Ben hani uzaktan bir insanım. Yani Burak Yılmaz'la temasta değilim. Futbol severi olarak yakışıyor. Sağ kenara yakışıyor. Akıllı, konuşması, zeki ama... Ben şundan yanayım abi. Şunu beklerdim basın toplantısında. Beşiktaş iyi gitmiyor. Ümrani'de işler iyi değil. Şu an bir sıkıntı var. Biz de bunu nasıl ancakmışız? Hani ilk dönemimiz genç bir teknik adam olarak, ülkeye hizmet vermiş, çok değerli bir isim olarak. Biz de buradan başlayacakmışız. Yani işin daha hüzünlü, daha zor tarafından başlayacakmış Bu ne nasıl Net yapmış? olmak lazım diyorsun. Ama ya, biz, biz kariyerimizde bunları yaşadık. Burada ne varsa biz futbolcu kardeşlerimizi toparlayacağız. Elimizden geleni de yapacağız. Hiç kimse de merak etmesin. Biz 5 yaşız deyip yola gitmek var. Bir de bizde her şey yolunda, her şey dört dört. İyiymiş gibi. İşte Fenerbahçe'de... Ama e... bir, bir bir öncesinde ama de hoca maçta, galatasaray de maçında oyuncular korktu. Burak Yılmaz'dan bahsetmiyorum, İsmail Kartal'da bence olay o değil artık. ya yani İsmail Kartal geçmiş dönemlerde ben yani bunları için yapıyordu. De Taraftarlar yapıyor abi ama İsmail Hoca mesela dün şey diyebiliyor, ee, ya iyi oynamadık, çok net Yok iyi yok ben İsmail yani. Hoca demiyor değil mi? Ben biliyorum bu, he, biliyorum. Ben bu, İsmail Hoca şu hoca an... Hoca onu demediği için, Anlat hoca net olduğu için Fenerbahçe teknik ben sektörü. Ben aslında konuyu şuraya bağlayacaktım. Hani Galatasaray'dan Beşiktaş'tan bir döndüm geldim buraya yine. Ee, yani sen dedin ya hani engel veya şey. Hani net olalım abi tamam mı? Sayın kulüp başkanı çok fazla girmeyecek abi topa. Girmiyor zaten maçlara gelmiyor ki başka. Maça gelmek topa girmemek <laughs> değil abi tamam mı? Maça gelmiyor da mesela maça gelmiyor gelmesin sıkıntı yok. Ben olsam gelirim. Ben olsam bu fena maçayım. Tabii dünya ben, 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 ben canlı abi yani. tamam mı? Kulüp başkanı olsam ne travmalar yaşamış olurum. Hepsinde de çok üzünlü, çok e, üzülmüş, yüzde yüzde mutlaka üzülmüştür akıllı, abi tamam mı? Ona akıllı. bir şey deme. Mü? İşler iyi gitmeyebilir, hatadır veya değildir. Ee, her şey olabilir hayatta. Ama ben bu Fenerbahçe'yi keyifle seyrederdim abi. Ya, o, totem, abi. motem bunları at abi. Bu totem ne? At patlat gitsin. Totem evet. ne abi? Yani biz yeri yok yani, zaten bizim. To Şimdi başkan totem sen ben totem yapıyoruz değil mi bu Fenerbahçe böyle oluyor? Allah aşkına ya. Bunu bana birisi anlatsın ya. Tamam ben de bazen şey olmuyor. mesela şurası kare yani ayağımı karenin içine basayım. Ne varsa o karenin içinde? i̇çinde bir şey yok Yıllarca aslında. bastım. 40 sene bastım o karenin içine. Okulda da vardı. Okula ilk önce bu kareye bas. Şu. Bu çizgiye basarsam işleri Aynı gidiyordu. Ne ne gidiyorsa anladım. Yani o yüzden bu karenin içine de çizgiye de bassan Hayat aynı şekilde devam ediyor. Yani başkan gelse de gelmese de tamam. Tadic, bu top... Ceko <laughs> aynı oyuncular <laughs> buraya yani. Artık gerçekten ne, ne yaparsan yap tamam mı? Bu takım bu, bu, topu oynuyor. Yani şunu anlaması lazım insanlar. Fenerbahçe kaliteli oyuncularla başka bir seviyeye geliyor. Aynen öyle bu kadar basit. Bu kadar, o yüzden Fenerbahçe'nin en iyi O yüzden ben duyuruz. söylüyorum buraya çok fazla girmeme lazım. Dış, dışarıyla savaşını devam bile Bire Birebir o Aslında İrfan İrfancan söylediğin için İrfancan için söylediğin dünyanın söylediğin şey için aynı başkan için geçerli. Şu ana kadar ne yapıldıysa Fenerbahçe'de evet. aynı şey yapılmaya devam edecek. Devam edecek. Tadiç işte aklımızda yoktu veya vardı. O, o, ona gerek yok. Aklında vardı veya yoktu ilgilendirmiyor. Artık var çünkü. Var. Şu an <laughs> Tadiç burada mı? Aldın mı? Biz Tadiç'i aldık. Bak konuşma şu. Biz Tadiç'i aldık. Biz ama sadece Tadiç'le bir futbolcu almadık, bir karakter satın aldık. O hikaye anlat. Yani. Tadiç aklımızda yoktu. Bir an aklımıza girdi falan değil. Bak bu yanlış. Niye? Çünkü oyuncu bunu farklı algılıyor. Şimdi diyecekler ki en azından algılamasa Bile yani mesela geçen sene Elim Portekiz'i yanlış eğer öyle demek istem. Abi yapmayın. O algı, sana göre. algı yapmayın. Bak algı çok yanlış. Yani bir algı yapan tayfa var. O algı yapan tayfa bence tamam Fenerbahçe'yi zarar veriyor abi. Yüzde Algı, algı. Öyle değil, öyle değil. Böyle şey... Nereden <laughs> biliyorsun baba sen? <laughs> adama sormadın ki abi. Ne <laughs> dedin yani? Nereden biliyorsun? Adamla gittin konuştun mu? Mesela şeyin akrabası mısın? Cesus'un. Cesus'un adama elin Portekizlisi dokunu dokumadığını biliyorsun. Bilmiyorsun abi. Yani o yüzden hiç o toplara girmemiz lazım. Şu an takım. Şu an, an oturacak. Artık keyfini bacak bacak üstüne mi atıyor? Nasıl oturuyorsa artık eli cebinde mi? Hiç fark etmez. Oturacak. Keyif alacak abi. Çünkü bence yani sene sonunda ne olur? başka bir Seçim olur mu? beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? Ben çünkü Ali Koç'a destek verdim. Ben artık kimseye destek vermiyorum. Benim benim için o bir hayat dersi oldu. Tamam mı? Ben bir daha hiçbir şey. Kendim desteğimi veririm, sana söylerim ama hiçbir yerde ne paylaşım yaparım ne de bir daha hiçbir başkanı hiç hiç. böyle şeymiş gibi. Soru şu aslan Fenerbahçe. Aynen öyle. Hiç böyle <laughs> şeyim yapmam. Desteğimi kendim nasıl vermek istiyorsam veririm ama o konu bir daha benim için ders oldu. Hani hayat hayatta Tabii ki. öğrenmenin yok ya. Ki ben onu yaşıyorum ki. mesela. Anladın? Mı? Ben öyle bir şey oldu. Ama sene sonunda ne olur ne olmaz şunu da tam tüm sametime söyleyeyim. Sonuçta baktığımda nasıl gider gitmez başkanlık orası beni ilgilendirmiyor. Ama şu, yani bu sene bu takımı kurdu ve bu top oynanıyor. E sonuçta bu Ali, Ali Koç'a da yazar. Tabii yani. ki yazmaz mı? Yazar ve bu, bu senede yani o kadar zor geçtiği için o 4-5 sene ben mesela bir fena başlı bir rahatlama tamam, senesi yani kendisi başarılı içinde. olmasını isterim abi. Tabii ki. Ben şeyim sonuçta anladım hani o konuda ben hiç kimseyle program dışarıda anlatıyorlar. Yok işte bilmem ne hocalık mocalık boş yapan bir sürü ağızlar var anladın mı? Gerek yok yani ben kimseden falan söz falan almadım. Kimseye de böyle bir şey anlatmadım anladın mı? Herkes bir yerinden bir şeyler <laughs> uyduruyor. Boş boş insanlar. Bir tarafını alıp taraf... bir tarafını alıp. Bir taraftan alıp. Ben kimseye ne hocalık mocalık. Başkan ben yine söylüyorum. Herkes, herkesle yani bunu bilsin. Başkan benle ilgili ben çok destek verdiğim için, iyi bir insan olduğu için hani bana da belki hani bir şeyler vermeyi işi ben de bu dedim ki böyle bir şey yok. Ben bunu istemiyorum. Beni çağırdılar. Unutulduk 3 4 5 kere. Aa, önemli değil. Önemli geçti, değil. Gitti. Tamam geçti gitti. Niçin çağırdım bugüne kadar bilmiyorum. Yani senin iş gibi hani halledelim muhabbeti döndü ve ben bundan çok rahatsız oldum. Çünkü benim bir iş isteğim yok. Ve hep bu işte ben kulüpten bana görev verecek falan bunun dalgası geçiyor bende abi yani üzüldüğüm nokta ne biliyor musun bunu fena, bunu Fenerbahçe taraftarı dalga geçiyor bununla. kendi Fenerbahçe taraftarıymış gibi yani yani eş Fenerbahçe taraftarı zaten çok üzgün anladım. yani Fenerbahçe taraftarının bir eski futbolcuya görev vermesine mutlu olan bence Fenerbahçe taraftarı değildir yani ben böyle bir şey Avrupa'da yaşandığını inanmıyorum yani yok hiçbir yerde yaşanmıyor ve ben Onların hiçbir göre de istemiyorum anladın mı e, Fenerbahçe böyle başka... olsun ben burada oturayım biz en kendi mutlu, işimizi yapıyoruz evet, zaten en yani. En mutlu insan Tabii. benim yani sen en başından beri beni biliyorsun yani ben hiçbir zaman ya Berkay ya ben de bir yardımcı olsam şuraya da bir yama işte beni şuraya da bir şey öyle bir insan değiliz ki. Biz gittik desteğimizi verdik. Ben Twitch yayını yapıyordum. Başkan beni aradı. Twitch yayınlarını seyrediyor. İşte şu muhabbet falan işte <laughs> elimizde bir tane aparatla. E, hatta böyle şey oldum tedirgin falan. ben dedim başkanım hani sizi sevdiğim için yeni bir yani yeni bir şeyler e, gerektiğini hissettiğim için destek veriyorum. Ya zaten veriyorum o dedik. zaman herkes destekler destek abi. Yani onun şeyi de yok ki bir o iş bitti geçti. Ali Koç'a destek vermeyen hiçbir Fenerbahçeli yoktu en başta. Yani. Ama seçim döneminde de gelmeden hani Neyse, tabii ki o ya boş ver geçelim. Ha, gelecek herkes... gidecek kendi kalbin ekmeğini yani Aynen galiba. öyle bu kadar basit. Hiç sıkıntı yok. Fenerbahçe öyle, için öyle. şu an zaten her şey çok iyi gidiyor. Ben de başkanın yerinde olsam maça giderim o ayrı hikaye ama Abi ee, bu, bu, lig... bu, bu, Fenerbahçe'yi seyretmiyorsan akıllara yani ziyan bir şey. Senedir, yani bir takım... çok yazık yani yazık yani ben yani buradan bu maç bu maçları şu Fenerbahçe'yi seyretmiyorsan. Şimdi Şimanski seneye belki Abi öyle bir teklif zaman... gelecek ki tutamayacaksın. Gitmek zorunda kalacak. bile. hani mı? Belki yani bir şey, yılda kalacak yani. Şimanski hamlesi yapmışsın. E bunun kahramanı da sensin anladın mı? Yani burada sadece bazen her şey para değildir abi. Tabii. Para birçok şeydir birçok insan içinde. O. Tamam mı? Ama yani Şimanski yüksek paraya sattı mı Fenerbahçe tabii ki kasasından para gidecek mutlu olacak ama o o his o duygu başka bir şey. Çünkü Şimans topu sol ayağına aldığında vuruyormuş gibi yapıp çekmeleri falan o başka hikayeler yani onlar. Yani, <laughs> yani o, o yüzden Güzel Fenerbahçe'de işler iyi gidiyor. Dün rakip... E, rakip böyle... Pendik Lig'de e, 2500 kişilik bir statta oynanacak kötü bir... E, ben e, oynadım statta nasıl bir... Kırmızı kart dedim. <laughs> Son dakika gol attım Turgutlu Spor'la. Ee, çok kritik bir goldü. Ee, o yine... O mı oynadın? mı? 2500 stat mi? kişi. Tabii tabii. Bir yenilemişler ama galiba. Bir, içerisinde bir çok bir, daha... bir şey yenilenmemiştir orada. Yenilenecek bir pozisyon yok çünkü. Ee, değişik bir stat orası. Çok fark etmez. Stat fark etmez yani. 2500 kişi. Ya i̇zleyenler kişi. için. İşte, Tabii hani... Yani az seyeceğim ama şu an Fenerbahçe'nin olayı... Yani motivasyon içinde belki içeride, ya. İçeride şimdi o şey oluştu. Etkilemez mi Kendi motivasyonu? Ya yani şimdi çıktı sahaya Tadicek o, Fred. Hı -hı. Yani üç tarafı boş yani sahanın. Tabi tabi Ama şimdi e, şöyle e, oyun çablonu ve ne yapmak istediğimi falan e, için. Lig maçı sonuçta bu tabii. Lig maçı e, etkiler. Şöyle etkiler. Şimdi lost bir Fenerbahçe tamam mı? Kaybolmuş yani e, daha önceki senelerdeki gibi bir yerde ligden e, kopmuş veya lige yolunu bulmaya çalışan bir Fenerbahçe ile bu Fenerbahçe nasıl dağla kafak olduğu ya. için 2500'lük statın çok büyük bir engel olacağını sanmıyorum. Tabii ki birazcık a işte <laughs> anladın mı? Az ses geliyor ve şey olabilir bu. Ya yani biz de mesela Kadıköy'ün bir tarafı yıkık olduğunda e, oynadık mesela tabii. Barcelona ile. Yani Olmadı. ucuz kurtardılar mesela. O stat mesela dolu olsaydı o maç öyle bitmezdi. O Kleibat falan Rıba. şu an Patrick şeyde Adana'da e, uzak da değil bize çok fazla sert de giremiyoruz. Overmanslar falan. Overmanslar falan yani o zaman elimizden ucuz kurtuldular. Ben sana söyleyeyim. Yani Elektrikler start... kesildi hatırlıyorsun o zaman. canım? Oynadı ya sana doğru. Sağdaydım <laughs> ben de öyle denk geldi. Geçiyordum geçerken, oradan. Geçerken gider. <laughs> Aynen. Şeyden geçerken fenerin önünden. Caddeye doğru giderken Aynen. yakaladılar. Yani ee, o tabii ki, tabi ki bir boşluk oyuncu. oluyor, oluşuyor. Ama yani şimdi şablon oturmuş taş gibi de takım. Ee, yani etkileyecek, karakterler, etkileyecek çok gibi yani. olsa bile oraya zaten hemen müdahale eder e, Tadiçler yani o gün. Yok 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 yani Tadiç, Tadiç özellikle orada bazı şeyleri aşmış bir konuda yani. İrfan'ın pası peki ya? Ayak dışımış Fena değil mi? Çok acayip ben bir daha Ama işte bakacağım. bunları bunları. Başka şey, türlü geçmez ya. Bunları, o... bunları, gösterince. Bunları Aşağısı gösterince, artık tabii. Kesmez ama yani şöyle İrfan'la ya, biz İrfan'ı çok eleştirdik ee, ama yani şöyle bilmiyorum İrfan belki bize bana da kırgın olmuş olabilir yani olabilir tabii ki insanlar önüne düşer ee, Serhat takımda eski futbolcu e, bize mal diyor. futbolcu bunu yapar problem değil bize de çünkü sabah akşam sallıyorlardı. E ben de diyordum ki şu bu gazeteci <laughs> gelsin oraya çok olamayız. çok da severim diyordum mesela onlar da benim hakkımda öyle diyebilir ama. Ben o gazeteci değilim yani onu söyleyeyim öyle bir niyetim de yok. An hepsinin sonuçta insan olarak önce insan olarak değer verdim bilsinler Tamam bu benim için önemli. Futbolculuk tabii ki başka bir de tabii buraya bir şeyler geliyor katlanıyor bu yani Fenerbahçe'li futbolcusu olmak ayrı bir eleştiri şeyi açıyor sana zaten. Büyük takımdasın zirvedesin mecburi oynamasın her zaman yani. İşte kötü oynamasını bekleyip eleştirmek isteyenler de Başak var. Başakşehir'de eleştirilmiyordu İrfan çünkü kimse o kadar ciddi Başak şekilde şehri, kimse taraftarı konuşmuyor. olmayan bir takımdı. Ama ben de... o yani İrfan'ın kötü olmasını bekleyip onu eleştirmek isteyen değilim. Mert Hakan kötü oynasında onu eleştirmek isteyen değilim onu söyleyeyim. İyi olsunlar. İyi olsunlar yani, Mert Hakan da iyi olsun. Kim iyi oluyorsa olsun. Yeter ki iyi olsunlar. Çünkü yani iyi olunca Fenerbahçe taraftar iyi da iyi oluyor. Bu sefer ögü hak ediyorlar. İşte İrfan'ı ö... nasıl övmeyelim biz yani? Nasıl? O pası. Nasıl övmeyelim abi? O pası. Ama ben biliyorum onları tamam, yapabileceğini. Sol ayak dışı attı. Evet. Başka hiçbir türlü o pasın o açıdan Şimanski ile buluşma ihtimali yok. Yok. Direkt önüne evet. atacağı şekilde. Fenerbahçe'nin en acayip pasörlerinin takımdaki en acayip en iyi pasörü bence Tadic. Değil mi? Evet evet. Şu evet. an Tadic. Ama o ayağın içiyle daha çok. Ayağın Yani dışını çok kullanmayı sevmiyor. Aynen. O pası atmakta zorlanabilir. İrfan'ın attığı pası atmakta. Zorlanabilir. Ya bir tek İrfan'dan çıkabilir o pas yani. Yani yani şöyle yani sol ayaklı sağ ayaklı da atabiliyor sol ayaklı da yani baktığında o topu belki Şimanski'de de atabilir. Onda öyle bir, şey, öyle bir şey var. Tadiş daha böyle garanti ayak içi böyle o net şey şov pası değil de böyle net pas net mı? pas atıyor. yani şimdi öyle şov pası değil bu da J. bir tek öyle, öyle bir pas atıyor ki tekte. Ya işte, evet o da inanılmaz mesela, bir pas mesela mesela o inanılmaz yani bence ayak dışı kadar değerli bir pas. değerli aynen öyle. Aya ayak dışı e, çok şey ekstra o. çok ekstra bir pas e, İrfan'ın bu bu bu, tabanı, bu şeyi olduğunu biliyorduk. E, bunları göstermesi şimdi İrfan sadece iyi futbolcu bunu bir kenara bak şu an Sadece iyi futbolcuyum, tekniğim iyi diyor, oynamıyor. Bir mücadele yani Mücadele işte. ediyor. Ee, oyuna bir girdi dün, bütün ikilici mücadele rakip yani kendi takımı için defans rakibin atağını kaç kere kesti? Ben İrfan'ı 4 senedir veya Boya işte böyle görmedim ben yani kimse Aynen. kusura bakmasın yani. Kötü gidiyor Allah nazar değdirmesin. İnşallah devam eder daha da üstüne koyar bence çünkü bak futbol böyle bir şey. Hep bir ime yakalarsan yani. bir de işte kendini zaten futbolcunu biliyorsun işler ederse bu böyle artar. Bir iki maç kötü sallanabilirsin o olur. hiç problem yok. Ne olacak abi şey adam Aa, İrfan da artık kendine bakmıyor mu diyeceğiz be? Tabii. Ben yani zaten o cümle neyse kendine bakmıyor. Nasıl? Abi kendine bakmıyor beni nasıl Bunu cümle? Bak, abi kendi bilecek o oyuncu. Kendi hayatı, kendi mesleği. E, abi öyle ben mesela bugün buraya geç kaldım. Niye? Evet. E, özel yaşantımda biraz sıkıntılarım var. Şu bu. Uyku düzenim iyi değil. Tamam mı? Kendime iyi bakamadığım için buraya geç kaldım. Bu, bu 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 yani bana yazar anladın mı bunu? Yani sen kimseye işte benim çocuğum işte ne bileyim taşta kamerayı kırmış annesini işte cinnet geçiriyor kadın falan kimse anlatamazsın bunu. Doğru. mı? sahaya çıktığın anda her şey biter abi. O formayla maçı oynadığın anda bitiyor yani. Bitiyor abi yapacak bir şey yok. Ya da çıkmayacaksın. Diyeceksin ki benim şu an şöyle şöyle sıkıntıdan maç çıkmayacağım. O sahaya çıktığın anda sen Max çünkü onu Yapacak bir şey yok. Acımasız yani. Meslek ve şu an hakikaten size. o, yani ama çok her şeyi aşmış bir sebebi gibi. sebebi ne biliyor musun? Yani buradan eğer gerçekten bir daha beni e, duyarlarsa veya bu video bir şekilde onlara ulaşırsa hani yaşamış bir insan olarak eleştiriyorum. Bak bir kere bunu kenara koymaları lazım. ben orayı abi. onların bulunduğu yeri yaşamışım. Yaşadığım için oranın değer, değer, değerini bilsinler diye çok çok şey tüketiyorum enerji. Çünkü o kadar kısa ki bu, bu süreç. Bittiği anda diyorsun ki an keşke oynasaydım diyorsun. İşte onu dediğin anda da o seni böyle bir boşluğa itiyor. Sana anlatamam onu. O ya ben mesela istiyordum? sakatlıklarla veya başka şeylerle boğuştuğum için bu iş asla bir bahane değil ee, sonuçta. Ee, ama yani benim mesela 5 sene sürdü sadece anladın mı? Daha fazla sürmesi için engel olanlar oldu. Onları da bir şekilde anlattık. O engeller olmasaydı biz belki devam ederdik ama yani, yani Fenerbahçe Zaten ayrı ama futbol yani anladın mı? Nerede futbol olursan olursa ol, 15 her dakikasını yıllık, dakikasını yaşamak zorundasın. 15 yıllık bir serüven yani. 15 Bitti. Ve meslek yok. Tabii. yok meslek yani. yok ben şimdi kalkıp neşter alıp elimi Doktor, şey <laughs> Doktor yapamam olmaz. abi dur şurada bir apantiste sıkıntı var seni alamam yani. Yani başka şeyler çıkar oradan anladın mı? bağırsak olmak durumundasın yani. Evet. Peki Ağzını sağlık abi. Senin de kardeşim benim. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, e, izlediğiniz için videomuzu beğenmeyi like tuşuna basmayı şu muydu? Şu like, like tuşuna. Like is always this. <laughs> basmayı. Bunları artık geride bıraktık. Şu şuradan artık devam ediyoruz. Yani. Like tuşuna basmayı unutmayın diyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.